Manşetlerin izi bugün sıcak bir siyaset gündemi dedik çünkü grup toplantılar. Bakalım Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan görüşmesi olur olmaz o başka bir konu ama kürsüden bazı mesajları vardı. MHP grup toplantısına giderek başlıyoruz. Bugünden itibaren 31 Mart 2024 tarihine kadar 125 günlük bir süre vardır. Bu süre zarfında çalışmalarımızı gün be gün hızlandırıp yoğunlaştıracağız. <laughs> CHP Genel Başkanı demiş ki Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına mühürlüyüm. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız. <laughs> Daha çok faiz gelir elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları. Doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar, gerçekten de milletimize haklı bir öfkeyle neden olmaktadır. TikTok rezaleti gibi ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil, Türkiye'mize de haddinden fazla zarar vermektedir. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim çalışma arkadaşlarımız karşımızda. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklenen grup toplantısı, diğer tarafta ise Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşüp görüşmeyeceği, diğer yönüyle yargıda hareketli dakikalar. Önce Togay Altan'la başlayalım. Sözü meclise bırakalım. ancak senin de açılışta bahsettiğin gibi meclis bugün bir hayli hareketli. Zira partilerin her salı olduğu gibi grup toplantıları var ve HDP'nin grup toplantısı saat 12.45 civarında başlayacak. Saat 13.30'da da CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Ancak günün ilk grup toplantısını Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli konuşmasına yerel seçim mesajı vererek başladı ve çalışmalarını bugünden itibaren yoğunlaştıracaklarını vurguladı Bahçeli ve İstanbul ve Ankara'yı yerel seçimlerde kazanacaklarını iddia etti. Tabi Özgür Özel'e de tepkileri vardı MHP grubunda Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özel'e tavsiyem ya HDP içlerine almaları ya da HDP katılmalarıdır ifadesini kullandı. CHP demek HEDEP demektir. HEDEP demek CHP demektir dedi Devlet Bahçeli. Sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel yok hedefinde Bahçeli'nin aynı zamanda fon dolandırıcılığı ve Dilan Polat da gündemindeydi hedefine aldı. Şaibeli soytarılar ifadesini kullandı. MHP lideri ve bu tür olayların toplumda öfkeye neden olduğunu, öfke yarattığını sözlerine ekledi. Ve Bahçeli'nin bir başka vurgusu da çalışan emeklilere 5000 lira verileceğine yönelikti. Desteklerinin de tam olduğunu söyledi. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesi kararlaştırıldı ve Bahçeli de bu noktada desteklerinin tam olduğunu söyledi. Hemen araya da notu ekleyelim. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesine ilişkin de önerge meclise sunuldu. Top Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmalarını yapacak. Sonrasında. Emeklilere de ne zaman çalışan emeklilere de ne zaman 5 bin lira ödeneceği netlik kazanacak bu noktayı da vurgulamış olalım. Tabi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin görüşeceğine dair bazı söylentiler var ama kesin bir bilgi yok bu konuda. Nerede ne zaman saat kaçta görüşeceklerine dair kesin bir bilgi yok ama gün içerisinde bir araya gelecekleri bilgisi var. Tabii ki gündem yerel seçim olacak, izlenecek yol haritası ittifakların son durumu, ne gibi adımlar atılacak, strateji nasıl belirlenecek bu konuların üzerinde durması bekleniyor. İkilinin tabii diğer bir ana gündem başlığı ise 50 artı bir meselesi olacak kuşkusuz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin söylemleri birbirinden farklıydı. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramıza kimse giremez demişti Devlet Bahçeli. İşte bu konunun da eğer bugün görüşme gerçekleşirse enine boyuna masaya yatırılması bekleniyor. MHP grubu bu şekildeydi. Şimdi gözler HDP grubuna ve CHP lideri Özgür Özel'e özellikle çevrilmiş durumda. Bakalım Devlet Bahçeli'ye yanıt verecek mi Özgür Özel? Bu da bir merak konusu. Detaylar şimdilik bu şekilde diyerek sözü sana bırakalım Can.